projede görev almaya başladıktan sonra şunu fark ettim. Aslında yaptığımız iş sadece bir takım sayıları tutturmaktan ibaret değil. Aslında bizim asıl başarımız insanların hayatlarına dokunabilmek. Bunu da saha ziyaretlerimizde fark etme imkanım oldu. En anlamlısı aslında Ankara'daki ofisten çıkıp sayıların ve rakamların etten kemikten insanlara dönüştüğü saha gezileri oldu. Orada insanların mücadelesini, bir çalışma izni için verilen emekleri ve en sonunda da işe yerleştirildiklerinde, maaş desteklerini aldıklarında, sigortaları yattığındaki mutluluklarını görme şansım oldu. Masa başı çalışan insanlar olduğumuz için asıl sahaya indiğimizde, partnerlerle yaptığımız toplantılarda birebir yüz yüze görüştüğümüzde aslında projenin amacına ulaşıp ulaşmadığını fark ettim. Sahaya inmeden bunları göremiyorsunuz ofiste çalışırken. We feel at ILO that when people are in decent work, it's not only good for them in their job, but they're also working well with others. They feel comfortable at the workplace. They feel like they're coming to a place where they feel safe and appreciated. So these are the things I think that we're really contributing to with this project. Mesela birlikte çalıştığımız partnerlerle de ciddi bir kapasite paylaşımı görüyoruz. Direkt faydalanıcı profiline de baktığımızda mesela özellikle engellilerle yaptığımız çalışmada pek çoğundan şey duyduk. Ben hayatımda hiç çalışmamıştım ama bu proje sayesinde özellikle İçmep bileşeni sayesinde hayatımda ilk defa çalışma hayatına dahil oldum ve kaldım. Ya da bazı kadınlardan da yine benzer şeyler duyuyoruz. İnsana yakışır iş hedefine ulaşmadaki en büyük sıkıntı aslında gene bu konudaki bilgi eksikliği. Bu nedenle projemizde hem kayıtlık süreçlerine destek verirken aynı zamanda bilgilendirme faaliyetlerini de yürütüyoruz ki genel olarak bu kayıtlılık bilinci oluşsun diye. Kayıtlı istihdam bir kültürdür. Kayıt dışı çalıştırmak işverenler için de önemli bir risktir. Yaşanabilecek iş kazaları sonucunda ortaya çıkacak maliyetler hiç düşünmedikleri kadar büyük olabilir. Sosyal koruma çalışma hayatında karşılaştığımız sosyal risklere karşı bizi korur. İnsana yakışır işler için herkesin sosyal korumaya erişmesi çok önemlidir. O dönemde hepimiz çok fazla üzüntü yaşıyorduk. Bir panik hali yaşamıştık. Hani nasıl yardım edebiliriz, o insanlara nasıl ulaşabiliriz, nasıl destek olabiliriz çabasıyla dört bir koldan çalışmaya başladık ve ILO ekibi olarak, tüm ILO ekibi olarak tek bir yürek olduk biz. The adaptability and resilience of beneficiaries and employers have been surprising and inspiring me. Also, I was witnessing how individuals and businessmen embrace change has shifted my perspective, reinforcing the importance of the dynamic project strategies and addressing the needs in the field. Gerçekten de insana yakışır iş kavramını Türkiye'de daha duyulur kıldığına inanıyorum bu projenin. İnsanların en azından insana yakışır iş nedir diye hem kendilerinin sorgulamasını sağladık hem de hak temelli düşünmelerini ve haklarının hak arayışını daha etkili yapabilmelerini sağladığımızı düşünüyorum. Herkes için insana yakışır iş.